Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, malumunuzun olduğu üzere korona ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Avrupa'da şu anda kış aylarının yaklaşmasıyla beraber maalesef ekonomik alarm zilleri çalmaya başladı. Pek çok ülke kendince tedbirler alıyor. Beni takip edenler bilir, geçen hafta ben İsviçre'de bir bakanın birlikte duş alın diye yapmış olduğu açıklamayı sizlerle paylaşmıştım. Kimdi bu açıklamayı yapan değerli izleyicilerimiz? Federal Çevre Ulaştırma Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı'ydı. Evet, bu Sayın Bakan dedi ki, su tasarrufu önemli. Su tasarrufu yapmak istiyorsanız mutlak surette faturaları düşürmenin yolu birlikte duş almaktan geçiyor dedi. Belli yaşın üzerindeki kişiler birlikte duş alarak su faturalarını %50'ye kadar tasarruf yapma imkanına kavuşabilir dedi. Bundan bir ay önce de Almanya Ekonomi Bakanı şu açıklamayı yapmıştı. Almanya'da insanların ortalama duş alma süresi 9 dakika, siz bu süreyi azaltın, 5 dakikaya indirin dedi ve dedi ki, ekledi, ben daha önce 9 dakikada duş alıyordum, şimdi tasarruf tedbirleri gereği 5 dakikada duş alıyorum dedi. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bu her iki devlet de Almanya'da, İsviçre'de dünyanın en zengin devletleri. Bak, en zengin devletleri. Kasaları ağzına kadar para dolu. Evet arkadaşlar, ağzına kadar para dolu. Şimdi bu iki devletin yöneten kişiler çıkıp bütün işleri hallettiler, sosyal yardımların hepsini arttırdılar. Şimdi sıra geldi milletin duş almasına. Arkadaşlar, bu yapılan açıklamalar fiyaskodan ibaret, rezillikten ibaret. Emekli kan ağlıyor. Sosyal yardım alanlar ben geçinemiyorum diyor. İşçi benim maaşım yetmiyor diyor. Çarşıda, pazarda fiyatlar adeta çıldırmış vaziyette. Bunlar da çıkıp tasarruf tedbirleri gereği birlikte duş alın, 5 dakika duşta kalın diyorlar. Bakın, bir hafta oldu İsviçreli bakanın yapmış olduğu bu açıklamanın üzerinden zaman geçeli. Bakan dün yine bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki, yapmış olduğum açıklamanın arkasındayım. Bakan böyle bir açıklama yapıyor. Dünya kadar tepki geliyor. Vatandaş ne diyor? Vatandaş şunu söylüyor. Bakın arkadaşlar, diyor ki, benim geçinebilmem için ben senden insani, bak asgari bir para istiyorum diyor. Hani bana lüks araba al demiyor, ev al demiyor, tatile gönder demiyor arkadaşlar. Benim çoluk çocuğumla beraber geçinebileceğim, birlikte ay sonunu sorunsuz bir şekilde getirebileceğim bir para ver diyor, yardımda bulun diyor. Bakan bununla ilgili açıklama yapacağına şimdi de çıkmış diyor ki, ben diyor bu sözlerimin arkasındayım. Yani vakitlerini böyle boş işlere harcayacaklarına, vatandaşın bir nebze olsun kanayan yarasına merhem basmakla ilgili bir fikir yürütmüyorlar. Evet arkadaşlar, Avrupa bu. Bak, Avrupa'da yönetenler şunu kabul etmek istemiyorlar arkadaşlar. Dünya değişti. Artık yeni bir dünya düzeni var. Ekonomik olarak, sosyal olarak, psikolojik olarak. Yani her anlamda yeni bir dünya düzeni var. Korona ile beraber dünyada bu değişim oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'daki bu değişim daha da hızlandı. Fiyatların markette, çarşıda, pazarda vesaire diğer yerlerde bu kadar artması zaten en büyük gösterge. Ev fiyatlarının artması, kira fiyatlarının artması, temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artması, vatandaşın arabasını almış olduğu benzin fiyatının artması, doğalgazın artması, elektriğin, suyun, yani zorunlu insani ihtiyaçların artması zaten yeni bir dünya düzeni içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Ama siyasetçiler bunu kabul etmiyor. Sorun burada. Bak, sorun burada. Şimdi sen 25-30 yıl çalışmış bir kişiye diyorsun ki, emekli olmuş, al sana 500-600 euro maaş. Nasıl geçinecek? Mesela Almanya'daki ev kiralarını
Bu siyasetçiler bilmiyor mu? Berlin'de, Frankfurt'ta, Köln'de, Münih'te, Düsseldorf'ta, Stuttgart'ta ya da diğer büyük kentlerde beni izleyen tüm izleyicilerimiz lütfen videoların altına yazsınlar. Ev kiraları ne durumda? Markette, çarşıda, pazarda fiyatlar ne durumda? Lütfen yazın. Birileri eleştiriyor bizi. Diyor ki, daha ne olsun kardeşim? Arkadaşlar, tabii ki yani siz bir ülkeyle kıyaslarsanız, mesela Türkiye ile kıyaslarsanız yanlış bir kıyas yapmış olursunuz. Ama Almanya'da yaşayanların ekonomik şartları tabii ki Türkiye'ye göre daha iyi. Siz kalkıp Türkiye şartlarında 500 euro Almanya'da çok güzel para derseniz olmaz. Olmaz. Birileri çıkıp görüyorum YouTube'da, Instagram'da, işte sosyal medyada arkadaşlar. Türkiye ile Almanya'yı, Türkiye ile işte Fransa'yı, Hollanda'yı, Amerika'yı falan kıyaslıyorlar. Yanlış. Ya bir tanesi kişi başı 7.000 dolar Türkiye'deki milli gelir. Almanya'da yaklaşık 43.000 dolar. Arada neredeyse 5-6 katı fark var yani. 6 katı büyük olan bir ülkeyle sen geliyorsun, Türkiye'yi kıyaslıyorsun. Zaten bu yapılan videoların, içeriklerin pek çoğu da arkadaşlar ana vatanımız Türkiye'yi karalamaya yönelik açıklamalar. Türkiye'yi yerden yere vurmak için. Bakın arkadaşlar, lütfen beni yanlış anlamayın. Ben siyaset yapmıyorum ya da Türkiye'deki her şey dört dörtlük demiyorum. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Türkiye'deki ekonomi çok kötü. İnsanlar gerçekten çok zor geçiniyorlar. Bunları ben de biliyorum. Ama kalkıp sen dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesiyle Türkiye'yi kıyaslaman doğru değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Siyaset. Ben konuşmuyorum siyaset. Beni takip edenler bilir. Bugüne kadar bir sefer daha iyi siyaset konuşmadım. Konuşmam da. Siyasetçi bugün var, yarın yok. Ben izleyicimi neden sadece basit günlük geçen şeyler için kalbini kırayım? Herkes farklı düşünebilir. Asıl olan vatandır, bayraktır, milletimizdir değerli izleyicilerimiz. Beni takip edenler bilir. Ben bunu savunuyorum. Yoksa X parti, Y parti, Z parti falan benim umurumda bile değil. Benim ana vatanım, canım, ciğerim ayrı bir şey. Şimdi biz de bu ekrandan beni takip edenler bilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gündeminde olan konuları anlatıyoruz, haberleri veriyoruz ve yorumluyoruz. Yani ben Türkiye ile kıyaslama asla yapmıyorum. Doğru bir şey değil çünkü. Ha, Almanya ile Fransa'yı kıyasla. İsviçre ile gel Almanya'yı kıyasla, başka bir şey. Şimdi değerli izleyicilerimiz, beni takip edenler yine biliyor. Ben geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok büyük bir müjde verdim. Neydi bu? Tüm vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız artık Türkiye'de emekli olabilir. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60, geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız, özellikle hanımlara sesleniyorum, çocuğu olan hanımlar, yani annelerimiz, Türkiye'den nasıl emekli olacaksınız? Bu çok büyük fırsat nedir? Bunu sizinle detaylı bir şekilde şimdi paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi, çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet edenler, yani yaşayanlar. Şimdi, biliyorsunuz 2019 yılında bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok önemli bir konunun defterini maalesef kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Dedim ki, vatandaş, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Ali'den, Veli'den, oradan buradan duyduklarıyla maalesef Türkiye'de emekli olabilme şanslarını kaybettiklerini düşünüyorlar. Çok para ödemeleri gerektiğini düşünüyorlar devlete. Bu doğru mu? Bakın. Özgür Bey'in söylediği şu. Evet dedi Fatih Bey. Vatandaş doğru bilgiyi bilmiyor. Ali'den, Veli'den duydukları var. Oysa ki devlete 3.000 euro ödeyerek emekli olma hakkı var. 5.000 euro ödeyerek de emekli olma hakkı var. 10.000 ödeyerek de emekli olma hakkı var. 20.000 ödeyerek emekli olma hakkı var. Herkesin durumu farklı. Evet, emeklilik çünkü herkese göre farklı bir durum. Biri 3.000 euro öder, biri 5.000 euro öder. Biri 10.000 öder, biri 20.000 öder.
Neden diyorum çocukları olanlar, hanımlar diyorum, annelerimiz. Hanımların Türkiye'de emekli olması daha kolay. Geçmişte Türkiye'de sigorta girişi olanların emekli olması da kolay. Hiç Türkiye'de çalışmamış, sigorta girişi olmayanların da emekli olma hakkı var. Dünyanın neresinde olursanız olun. Şimdi vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi arkadaşlar bakın. 40 yılda bir ayağınıza gelen fırsat dedik. Değil mi? Ne yapacaksınız? Hangi ülkede yaşıyor olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Oturduğunuz yerden yapacaklarınızı anlatıyorum. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Telefon numarasını söylüyorum. +90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen telefonunuza önce Emekli TV danışma hattı diye kaydedeceksiniz. Daha sonra WhatsApp'a gireceksiniz. WhatsApp'tan emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Ya da eşimle beraber emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Size kendileri bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euro ödeyerek geleceğinize dair çok büyük bir adım atacaksınız. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattından arkadaşlarımıza göndereceksiniz ve size bir randevu verilecek. Randevu günü ve saatinde dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp üzerinden görüntülü olarak, canlı olarak görüşeceksiniz. Özgür Bey'e emeklilikle ilgili tüm sorularınızı soracaksınız. Özgür Bey de sizinle ilgili tüm soruları soracak, sizin bilgilerinizi alacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızın çalışmasını yapacak. Sizin yine Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan sizin sosyal güvenlik kurumuna tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bakın bu kadar basit. Sadece 120 euroya. Başka hiçbir ne önce ne sonra ek bir ücret ödemeyeceksiniz. Özellikle hanımlar, size sesleniyorum. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Şimdi bu büyük fırsattan hanımların yararlanması için ayrıca büyük bir indirim daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık ücreti alırsa hanımlara %50 indirim hakkı var. Yani şu demek, normalde bir kişi 120 euro, iki kişi 240 euro yapıyor ama hanımlar eşiyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 180 euro ödeyecek iki kişi için. Evet, ama hanımlar tek başına alırsa ya da beyler tek başına alırsa 120 euro ödeyecekler. Kıymetli izleyicilerimiz, oturduğumuz yerden hiç Türkiye'ye gitmenize gerek yok, kapı kapı dolaşmanıza gerek yok. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemi bitti ve ayrıca birilerine 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeme döneminiz de bitti. Ben özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında bazılarını görüyorum. Vatandaşa diyorlar ki 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyeceksiniz. Bazı avukatlar da var. Biliyorsunuz onların kimler olduğunu. Vatandaştan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Vatandaşı da mağdur ediyorlar. İşini yapmıyorlar. Yanlış borçlandırma yapıyorlar. Yanlış işlem yapıyorlar. Vatandaş 7-8 bin lira emekli maaşı alacakken vatandaşa 3 bin lira, 3500 lira emekli maaşı bağlanıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın bu fırsatı sakın kaçırmayın. Artık düşünme dönemi bitti. Sadece 120 euro. Başka ek bir ücret yok. Niye altını çiziyorum? Çünkü biliyorum çok sayıda mağdur olan vatandaşlarımız bana yazıyorlar, benimle iletişim halindeler. Diyor ki, örneğin Ankara'dan bilmem kime gittim. Ankara'dan bilmem kimi televizyonda gördüm. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti aldı, benim işimi yapmadı. Pek çok daha mağduriyet. Şimdi artık bu dönemler bitti. Moralinizi bozmuyorsunuz. Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız için çok kısa bir süreliğine bu büyük fırsat geçerli. Sakın kaçırmayın. Benden size söylemesi takdir artık sizin. Evet, hemen bu telefon numarasını, WhatsApp hattını telefonunuza kaydediyorsunuz. Şu anda
Görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Hemen şimdi harekete geçme zamanı geldi. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli maaşını aldı. Pek çoğunun işlemleri devam ediyor. Pek çoğu kısa bir süre sonra değerli izleyicilerimiz emekli maaşına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra randevularını bekleyen vatandaşlarımız var. Bunun yanı sıra hala görüşmelerini sürdüren vatandaşlarımız var. Sosyal güvenlikle ilgili her konuda danışmanlık alabilirsiniz. Türkiye'ye gitmenize gerek yok artık. Ayağınıza geçirdik. Evet değerli izleyicilerimiz, tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar bu büyük fırsattan istifade eden vatandaşlarımız gerçekten çok çok önemli bir adım attılar. Geleceğe dair bu adımları onların yüzünü artık güldürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ayda 7-8 bin TL. Karı koca birlikte alsa yaklaşık ayda 15 bin TL yapıyor. İki kişi için emekli maaşı. Her yıl izine gittiğimizde bankada yaklaşık 200 bin TL para birikiyor. Az para mı? Niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ya, Türkiye'de emekli maaşı düşük. Almanya'da yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Ömrünün sonuna kadar garanti para. Türkiye'ye gittiğinde bankada paran var. Doktora bedavaya gitme imkanın oluşuyor. Daha ne olsun? Bu parayı beğenmiyorsanız söyleyecek bir şey yok. Bu lafım Türkiye'deki emekli maaşını beğenmeyenlere. Ama şunu söylüyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Yarın ne olacağımızı kim biliyor? O nedenle ayağınıza kadar gelmiş bu fırsatı sakın kaçırmayın. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen tüm izleyicilerimize önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle beraber güzel, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.